Bir kilo sütü tencereye koydum. Ben size iri koyduğumuz ölçü olarak kullandığım fincan normal. İrmik mi? Evet. 3 fincan irmikti. Bunu koyuyorum. Aynı fincanla 3,5 fincan toz şeker. Sonra bir tane yumurtamızı koyuyorum. Bunun için karıştırma telimi bir yumurtayı da kırdım. Karıştırma teliyle biraz yumurtanın sütle çırpıyorum. Bir kilo süt, 3 fincan irmik, 3,5 fincan şeker, bir tane yumurtayı karıştırıyorum. Bunu ocakta devamlı kaynayana kadar karıştırarak pişireceğim. Yani iftara tatlının soğuması için. Bu harlı mı yoksa harsız mı? Bu harlar işte. Kaynaması için, yumurtanın kesilmemesi için devamlı karıştıra karıştıra bunu pişireceğim. Bu kaynadı ve tatlımız pişti. Tek sucuk istiyorum ben. Yarısını. Tamam. Hani ekranın sırtınızda olmaz ki. Şunu göstersen. Hatta onu biraz getirir misin bu? Neyse. Neyse. Tamam. Tamam. Bu ne oldu şimdi? Bu sütlü irmik tatlısı. Gözü koyalım. Kapatı yiyelim. Cevizimiz nerede? Sen o kadar yemek yap, ben gideyim sucuk yiyeyim anne. Yeme. Isıt, ne yapayım? Isıt yemeği niye? Dolapta yemek dolu. Dövülmüş cevizi. Dolapta yemek dolu mu? Evet. Hepsi bitmiş ya. Bana bir tane yemek bulun, hadi. Hatunu. Hadi çekeceğim onu. Hadi bulun, çekeceğim. Kız salatayı neden bugün için saklamadın? Çünkü düşünemedim. Düşünemedim bugünleri bu şeyi. İstemiyor musun? İstemiyorum. Ha o zaman. Yarın. Bugün sen. Niye bana da karnı yarıp falan bırakmıyorsun canım? O ne börek var? Börek yok. Karnı yarıp yemedin mi sen? Yedim ama bir tane yedim. Tamam herkese bir tane yaptım. Nerede yani? Kişi başına. Ispanak yiyin. Eskiden böyle miydi? Eskiden. Sucuk. Ha, bunun üstüne birazcık tarçın cevizin içine koyabilirsiniz. Ama ben karadut reçeliyle yapacağım için üstüne sos olarak. Çok sağlıklı. İftarda sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz çok güzel bir tatlı. Sucuk pişmeden çok güzel ya. Pişmeden mi? Benim de pişmedim. Güleceğim. Bunu soğuması için balkona alıyorum.